Herkese tekrardan selamlar. Bu videomuzda 3 farklı türü bulunan hipostezis bosslarını hiç hasar almadan nasıl kesebiliriz? Tüm taktikleriyle beraber size göstereceğim. Öncelikle partimizi gösterelim. Partimizde özellikle şu karakter bulunmalıdır diye bir şey demiyorum. Çünkü anemo hipostezisine karşı, yani rüzgara karşı sadece rüzgar elementi kullanmamaya önem gösterin. Öteki her türlü karakter işinize yarayacaktır. Bu düşmanı alt etmek oldukça kolay diğerlerine göre. Bu küpler boss'un etrafında durduğu sürece onu tüm hasarlardan koruyor. Bu nedenden ötürüdür ki boss'un zayıf anını kullanmamız gerekiyor. Bu zayıf an ne zaman oluyor? Boss'umuz genelde büyük hamleler yaptıktan hemen sonra bir süreliğine sersemletmiyor. Genelde boss'un yaptığı büyük harekete bağlı olarak süresi de uzuyor. Yani ne kadar güçlü bir hareket yaparsa boss'umuz o kadar uzun süre stun yiyor. Bu yüzden boss'un saldırılarından bir yandan kaçınırken bir yandan da vurmak için fırsat kollayacağız. Ancak Anemo'ya karşı yakın durmamanız gerekiyor. Bunun sebebi ise Anemo'nun dibinize girip içine çekme gibi bir yeteneği var ve bu yeteneği bir kere yakalandıktan sonra maalesef içinden kaçamıyorsunuz ve muazzam derecede hasar yiyorsunuz. O yüzden yakında durmayın, ancak bir hareket yaptıktan sonra da yanına ulaşabilecek kadar uzaklıkta olun. Bu arada boss'umuz yere düştükten sonra şimdiki yaptığı gibi yukarıdan rüzgar saldırıları yaparken kendisi kısa bir süreliğine savunmasız kalıyor. Bu esnada da vurabilirsiniz boss'a. Evet, bir kez daha savunmasız, artık canını kritik bir noktaya getirmiş olacağız. Ve evet, oldu. Şimdi buradaki yapmamız gereken tek şey havada beliren yeşil sembolleri olabildiğince hızlı bir şekilde toplamak. Bunları toplayamadığınız zaman toplayamadığınızın sayısı kadar can kazanıyor ve canı tekrardan kritik noktaya geldiği zaman bu toplayamadığınız sayı kadar tekrardan beliriyorlar. Olur da diyelim ki 4 taneden 3'ünü topladınız, 1 tane kaldı. 1 tanelik can yeniliyor ve tekrardan kritik canı olduğu zaman 1 tane kalıyor. O sonuncuyu da topladığınız zaman bu son kez hayata dönüyor ve artık tamamen işini bitirebiliyorsunuz. Evet, gelelim rüzgardan bir tık daha zor olan elektrik boss'una. Bunun için mutlaka elektrik dışında bir büyücü kullanmaya özen gösterin. Ben toprak büyücüsü kullanmaya karar verdim. Ningguang ile kapışacağız. Çünkü boss'un dirilme kısmında bu sefer sadece büyüyle hasar verebiliyoruz. Evet, kısa kılıçların büyüsü de işe yarıyor ya da başka sınıfların büyüsü de işe yarıyor. Ancak düz duruş olarak geçen büyüler de işe yaramıyor. Tabi iyileştiriciler için geçerli bu. O yüzden Ningguang kullanmaya özen gösterdim. Genelde bu boss'un saldırılarını gocuramak için yuvarlak çizimimiz yeterli olabiliyor. Yerden saldırısı hariç, onu da birazdan belki görebiliriz. Bu portalı açtığı zaman sadece yuvarlak çizim. Ekstradan bir koşmanıza gerek yok. Tekrardan yere düştü, vurabildiğimiz kadar vuruyoruz. Süper Conductor açmaya çalışıyorum çünkü zırhını iyice azaltıyorum, bu sayede daha fazla fiziksel hasar veriyorum. Evet, bu yeteneği açtığı zaman, bu yetenek de çok önemli. İçine girin, 3 defa tam combo yapacak kadar vaktiniz oluyor. Tabi bu karakterden karaktere göre değişiyor. Kicking'de 3 defa combo yapabiliyorum. Daha sonra içinden çıkın çünkü içini çekip patlıyor, görmüş olduğunuz üzere. Evet, üçlü combo yaptı, uzun süreli bir stun yiyecek. Hemen dibine girelim, vuralım. Zırhını azalttık. Arada E atıyorum çünkü Martial Artist'ini kullanıyorum. Elektrik hasarı veremesem bile en azından bir süreliğine fiziksel hasarımı arttırmış oluyorum. Ha, tek vuruş yaptı. Aha, dediğim yerden saldırı geldi. Evet, burada çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Sürekli sağ sol yapmanız gerekebiliyor.
Bunları dojlamaya özen gösterin çünkü gerçekten sağlam vuruyorlar haberiniz olsun. Ve çok fazla dalga gönderiyor görmüş olduğunuz üzere. Aa yanlışlıkla ultiye bastım. Neyse tam sıkıntı yok zaten ultim vurmayacaktım. Olsa hasar vermeyecektim. Sadece birazcık zaman kaybetmiş olduk. Tamam bir dahaki tura artık parçalarına ayrılacak. O parçaları yok etmemiz gerekecek. Evet başlıyoruz. Şimdi Ningguang geçeceğiz. Vurabildiğimiz kadar element hasar vurmaya çalışacağız. Çok iyi. 3 tane var bu arada bu parçadan. Büyük ihtimalle sonucuna vakit yetmiyor. Hatta neden hasar veremiyorum ya? Vuruyorum o kadar. Toprak büyüsü çok rahat vurmalı ama bug falan oldu herhalde ben anlamadım. Ya da pingimden ötürü pek vuramamış da olabilirim. Neyse sıkıntısız bir şekilde tekrardan canını indirebiliriz. Çok güzel tekrardan çağırdık kristallere. Bu sefer kesinlikle işini bitirdiğinden emin olacak. Kayla ile ulti açabilirim sıradakinde. Bu sayede zaman kazanabiliriz. Ve işini bitirebiliriz. Evet. Çok güzel kazandık. Ödülümüzü açalım ve sıradaki boss'umuza geçelim. Evet bu sefer toprak elementindeyiz. Ningguang yerine yani büyücü yerine bu sefer ağır silahlı bir karakter tercih ettim. Çünkü bu boss'ta kesinlikle ve kesinlikle ağır silah lazım. Bunun parçacıklarını yok etmek için ağır silah çok ama çok önemli. Büyüler çok da fazla etkili olmuyor maalesef. Fiziksel saldırı etkili olsa bile hafif kılıçlarınki çok az kalıyor o yüzden iş yapamıyor. Bu boss'a karşı oynamak birazcık karışık. Biliyorsunuz sütunların üstünde durduğu için kolay kolay hasar yemiyor çünkü yanına ulaşamıyoruz. Altındaki sütunları ne zaman kıracaksınız? Genelde boss üstündeyken vurabildiğiniz kadar o sütuna vurun. Tabi şu an dalga saldırısı yapıyor da kendimize kalkan bastık. O yüzden sıkıntı olmadı. Eğer boss üstündeyken bu sütunu kırabilirsiniz. Boss oldukça uzun süreliğine stunlıyor bu sefer. Oradan düşmüş olduğu için. Ve yeteneği de o anki yeteneği duruyor. Ben de kicking olduğu için şöyle hafiften vurabilirim. Güzel. Rüzgar boss'una karşı bu boss'un dibinde durmanız gerekiyor. Evet bu saldırısından ötürü tam da bundan bahsedecektim. Çünkü bu yaptığı saldırı haritanın her yerini etkiliyor. Daha doğrusu bulunan bölgenin her yerini etkiliyor. Ve sadece bu kırmış olduğumuz taş ile açılan kalkan içerisinde, bariyer içerisinde hasar yemiyoruz. Tabi bu sırada vurabildiğim kadar vuracağım. Evet boss'tan yedi görmüş olduğunuz üzere yeteneği de durdu. Hemen ultimizi açıp vuralım. Bunda rahatlıkla ulti kullanabiliriz. Çok iyi kombomuzu da yaptık. Bayağı hasar vurduk şu anda. Çok uzun süreli stun yediği için. Evet ona geçti. Oradaki stun'u da vurabilirim de şu an hasar yemek istemiyorum. Vur Noel vur 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 vur. Aa ucucuna kaçtı. Neyse sıkıntı değil. Maalesef bu boss'unkini dojlamak için shift'i kullanmanız gerekiyor yani dash atmanız lazım. Öteki türlü vuruşları yetişebiliyor. O birazcık sıkıntı. Yine yere vuruş yapacağız, yapacak o yüzden uzaklaştım. Tekrardan girdik dibine. Eyvah. Toprak saldırısı yapacak yukarıdan. Şunu vurabildiğim kadar vurayım. Belki yer değiştiremez. Yine bu kadar az canı varken yer mi değiştirdi ya? Tüh. İyi. Bariyerimiz kurudu bizde. Şimdi şuradayken vuralım. Ve bu taş yağdırma olayı bayağı uzun sürüyor. O yüzden bayağı sinir bulucu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine mi? Tam kıracağız yer değiştiriyor. Neyse tek vuruşta alırım onu. Ama hasar yeme riskini almak istemiyorum şu anda. Çok fazla vuruş yapıyor. Hop geri düş.
Ultimizi de basalım. Daha vaktimiz var. Muazzam bir hasar çıkardık. Aha! Harbiden yarı candan düşürdük bir anda. Şimdi 3 tane sütun çıkacak. Bu 3 tane sütunu kırmak için Noelle ultinizi açın. Deli gibi hızlı bir şekilde ok edeceksiniz. 4 vuruyor, 4. Muhteşem. Hayır, mistik attım. Tamam. Vur 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 vur. Tek seferde bitirdik işini, muhteşem. Hiç yaşamasına izin vermeyi biliyoruz bu boss'ta. Öteki boss'lara kıyasla. Oldukça güzel. Başarımı da açmış olduk. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sıradaki videolarımız karakter geliştirme üstüne sırf bir karakter odaklı build'ler olacak. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.